yasak zaten, yasak olan bir konu. Ama biz yine de elimizden geldiği kadar kanunlar düşünüyoruz. Yok, şu an bizim basınımızda yok. Hiçbir basın almak için. Yok, hani var arkadaşlar var, bana geldiler. Yok, onlar bizim basınımız değil. Yok, ne diyor? Burada kameralar var. Yok, yok, oluyor. Baktılar mı? Basın. Yok, basın. Tabii basın, basın. Şu an talimada şu gibi. Şimdi güzel de etkinlik uzar böyle ya. Bir an önce bırakmış gidelim gidelim, yağmur yağıyor. Biz sanmıyorum. Değil, ne gelmiyor? Yok, yok, yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Başkanım. Arkadaşlar. Ki bakın ne? Arkadaşlar bu halde yaptığımız zaman hemen insanlar çekiyor, farklı bir şey üretiyor. Ya bizde bir şey yok. İki tane insanın, yani iki tane insanın buraya girmesin. Herhangi bir şey tehdit tehlike oluşturmaz. Yani bunun lütfen geçelim. Geçelim. Ne izah olabilir ki? Geçelim. Geçelim. Yine görüşürüz. Yetkililer o arkadaşlar gelecek. Söyledik. Jandarmayla görüştük. Narlı'daki otobüs geliyor arkadaşlar. Şimdi biz oraya geçelim arkadaşlar. Talimat. Vali Bey'le görüşürüz. Talimat. Aradık biz. Hemen şey yapacağız. Diye bir şey var ya. Tamam, biz arkadaşları bekliyoruz. Biz arkadaşları bekliyoruz. Bekleyin. Tamam. Azahlar geliyor. Önü kesildi. Önümüz kesildi. Hayır, önümüz kesilmedi. Aldık bak. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Anlamıyor. İki insanın hangi izahı olabilir ki? Şu an onlar değil. Hiçbir basit almıyor. Biraz önce aradığı ajans içeride yok, 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 hiç kimse yok. Yok, yok, nerede? Ya arkadaşlar bana geldi. Şimdi ne yapalım? Siz geçin. Ben yine görüşelim. Ya iki tane arkadaşın ne tehlikesi var? Yani bunca insan varken bu arkadaşlar aslında özgürlüğünü kullanarak burada bir resim alıyorlar. Ne sakıncası var bu arkadaşların? Siz de zaten çekiyorsunuz yani şu bütün kabalarla sizin davranılar değil mi? Yani sizin niye? Size hak olan şey bize hak olsun. Yok, ben... Yani bütün her taraf kamera dolu. 15-20 tane kamera var burada. Yani iki arkadaş geldiğinde ne olacak sanki? Şu an... Sizden farklı bir şey de çekmeyecekler. Sizin çektiklerinizi onlar da çekecekler. Evet, ya da çektiklerinizi bize verin. Şu an görüşülüyor. Talimat gelecek. Biz yandık. Yalnız biz barışmak istiyoruz kardeşim. Bizi barıştırın ya. İnşallah. Tamam, açın kapılarımızı. Biz barışalım ya. Nedir bizim derdimiz, ne yani biz ne diyoruz ya? Hayır, yakalım mı diyoruz, biz, yıkalım mı diyoruz, öldürelim mi diyoruz, asalım mı diyoruz, keselim mi diyoruz kardeşim ya? Yapmayın bunu kardeşim ya, yapmayın, rica ediyoruz ya. Vallahi kardeşlerimizde böyle abluka yok. Bak, yetkililerimiz, sorumluluk yardımcımız görüşüyoruz. Talimat bir şekilde ona göre hareket edeceğiz. Bekleyin, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, bekliyoruz. Görüşlerinde engel kişi var. Yani, hayır, bir şekilde olmaz. Amacımız zaten kavga yok ama yani kavga şey yapıyoruz. Şey biz bir şey yapmıyoruz ki. Zaten bekliyoruz. Hadi çöz bir aranı. Buraya yığılmamız da... Gayet insanı bir şey yapıyoruz. Yani bu arkadaşlar bir sıkıntımız var. Ya bizim öğretimizde de canların birliğini parçalamak bizim inancımıza ters. Bu insanlar buraya gelmişler ve gel müsaadenizle beraber olsun. Onların dışarıda kalması yıpratıyor bize. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Olduğumuzdan anladım arkadaşlar. Tamam. Burada bekliyorum. Tamam. Tamam. Ama ben bu kapıyı açacağım desene. Dolandım o yanımda. Senin emrimde de. Dayı pardon. Sadın emri geliyorum. Amca bu neydi? Ben de Kelaşnikov dedim. Ya her sen aynısı ya. Tamam, bu kadar. Yani artık yeter. Gerçekten teknikten öyle. Gerginlik. Anlamsız ya sonuçta. Efendim bu. Sonuçta anma ihtimalim ya. Şu an müsaade ederim. Bakın müdürüm, Murat'tan gelen iki tane otobüsümüz oradan çıkıştan gelmişti. Yani şu an belediye başkanı. Tabii dün gece emniyetten arayıp...
O zaman gelin arkadaşlar. Gelin. Evet. Vali Bey, görüşelim. Evet. Bekleyin. Tamam. Ben alacağım. Ben alacağım. Alacağım mı? Rıkıt Başkan. Rıkıt Başkan. Alacağım mı? Gidelim beraber. Evet. Neyi? Arkadaşlar. Lütfen. Tek durun burada. Arkadaşlar. Ben. Tamam. Ben izin veriyorum ama bunları lütfen alın. Var mıyız biz? Biz şu an düşünüyoruz. Anma etkili misiniz var mı? Anmaya. Anmaya. Var mı? Anmaya mı? Var, henüz etkili misiniz var. Anmaya mı? Anma. Bakın burada bir gözlerim. Önlerimizden mezara giden bir kim alıyorsunuz bizim ben? Önlerimizin peşinden. Bak. Ne ölümden, ne acıdan, ne korkudan. Korkmam sizin korktuğunuz hiçbir şeyden. Ölüler korkmaz çünkü. Maraş'ı unutma, unutturma. Maraş'ı unutma, unutturma. Evet, Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı, Gazi, tüm katliamları eğer unutursak yüreğimiz kahrolsun, dilimiz lav olsun. Davamız Maraş, Çorum, Sivas. Kerbela'dan bu tarafa gelen bütün davalarımız Hak Divanı'na yazılsın. Allah Allah. Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, Allah Allah. Şerler def ola, Allah Allah. Münkür münafık mat ola, Allah Allah. Meydanlar abad ola, Allah Allah. Hak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı, Allah Allah. Bekçisi, gözcüsü ola. Allah Allah. 12 imam, 14 masum pak, 17 kemerbest kırklar, bir hünkâr Hacı Bektaş Veli,
yar ve yarenimiz ola. Allah Allah. Dirliğimiz, birliğimiz daim ola. Allah Allah. Nur Nebi, Kerem-i Ali, gerçek erenler demine. Hü ya. Olan aziz ruhlar için inanç ve ibadetimizin özünde nereye gidersek, nerede olursa olsun. İster evimizin bir köşesinde, ister bir cenevinde, ister bir kabir başında. Bir delil yaparız, bir mum yakarız ve dua ederiz. Bilgesin devlerini daim edersin. Burada bulunan cümle canlarımızın da Hakk'a hülyelerinin aziz ruhlarına bu dualarımızı bağışlıyoruz. Sen nasıl eylesin Yüce Mevlam? Biz kulun. Dil bizden de nefes senden de. Takip edilecek sizin yolunuz. Karanlığa delil oldu ölünüz. Bir ölür bin doğar bunu bilmez. Maraş şehitleri yaşayacaktır. Vursan da, yaksan da sazlar çalacak. Eşitlik, özgürlük, barış olacak. Faşist diktatörler bize gelecek, devrim şehitleri yaşayacaktır. Gazi Metin Dede Semah döneriz. Bütün insanlığa sevgi sunarız. Unutmadık, unutturmayız, sizi anarız. Maraş şehitleri yaşayacaktır, devrim şehitleri yaşayacaktır. Bizler her zaman onları yaşatacağız. Allah Allah. Vakıtlarımız hayır ola. Allah Allah. Hayırlarımız, lokmalarımız kabul ola. Allah Allah. Münkürler, münafıklar, kötüler, berbat ola. Bu adamıza karşı gecele, Cenab-ı Hak sizleri birlikten, beraberlikten, özgürlükten, çağdaşlıktan, ilimden, irfandan, İmam Hüseyinlerin, Pür Sultanların, devrim şehitlerin direncinden ayırmaya. Ruh mülküne lanet olsun kötülere. Lanet olsun tedbir getirerek insanları yakanlara. Lanet olsun Maraş'taki canlarımızı yakanlara, vuranlara. Lanet olsun emek hakkı yiyenlere. Rahmet olsun tüm bina şehitlerimize. Rahmet olsun devrim şehitlerimize. Rahmet olsun demokrasi şehitlerimize. Rahmet olsun Türk sanattan şehitlerimize. Rahmet olsun Maraş şehitlerimize. Gerçeği mümine ya hak. Bundan sonraki anmalarımızda da cevabımız bir tanesi cevabımızın içerisinde 3 günlük bir programla bitireceğiz. Kerbela'da Alevileri susturmaya çalıştılar, başaramadılar. Ardından bir sürü katliamlar söz konusu oldu ama bu inanç toplumu her türlü baskıya, katliama inat, ikrar verip bu yolun devamı konusunda, yaşatılması konusunda her türlü mücadeleyi ortaya koydu. 39 yıl önce burada Maraş'ta Maraş'ı Alevisizleştirmek istediler. Başarabildiler mi? Hayır. Bakın bugün nerede bu anmayı yapıyoruz? Alevilerin en kutsal değeri olan, Alevilerin ibadet yeri olan Cemevi'nde. Kendi dergahında ibadetlerimizi, erkanlarımızı yapıyoruz. Demek ki 39 yıl önce Alevileri korkutmak, sindirmek, şantajlarla bu topraklardan silmek isteyenler başaramadılar. İşte Aleviler dimdik Maraş'ta kendi cemevi binaları var, dergahları var, erkanlarını yürütüyorlar. İşte şuradaki delil ta Kavlu Bela'dan beri uyandırıldı, aydınlığa ışık tuttu. Bu delil, bu kainat var olduğu sürece aydınlatmaya devam edecek. Bunu herkes kafasına böyle koysun. Toplum bilimciler bilir ki her yüzleşilmeyen katliam bir başka katliamın taşlarını döşer. Değerli canlar, yüzlerce insanımızı katlettiğimiz, katledildiği bu Maraş'ta yüzlerce insanımız, binlercesinin yaralandığı,
evlerinin tahrip edildiği, yakıldığı böylesi bir olaya hala bugün katliam dediğimizde kaba ve yüz kızartıcı olduğunu ifade edenlere buradan hatırlatmak istiyoruz. Bakın Maraş'ı yapanlar Kerbela'dan bu yana gelen aynı zihniyettir ve bugün Orta Doğu'da, Suriye'de halklara yönelen IŞİD zihniyetiyle aynı zihniyettir. Bugün hala Alevilerin hiçbir sorunu çözülebilmiş değil, hala Maraş'ı hatırlatırcasına Alevilerin kapıları maalesef çarpı işaretiyle işaretleniyor. Bizlere katliam hatırlatılıyor. Türkiye'nin hiçbir toprak parçasında bu ablukayı, bu gözdağını, bu yasağı göremezsiniz. Ne oldu? Bütün mahallelerin girişlerini yasakladınız. Canlarımızın buraya gelmesini engellediniz. Şurada inancımıza, insani değerlere, barışa, kardeşliği hizmet eden davranış dışında ne gördünüz? Ne elde ettiniz? Kur'an'ı, Muran'a, Kur'an'a, gözümüzü, gönlümüzü, önümüzü, barhımızı, düşüncemizi aydınlatan kavramlığa ışıklıkla gerçeği müminlere ya Hak, ya Muhammed, ya Ali. Ulu divan aşkına, evliler aşkına, şehitler aşkına, gerçeği erenler. Eyvallah.